Merhabalar dostlar. Evet, bahçemden haberlere hoş geldiniz. Hemen buradan neden başladım? Şu çiçek gidiyormuş Haydar abicim dedi evet, ki merhaba. Onu hemen çek gidiyor. Evet, evet hoş bulduk merhabalar, Haydar abi. İyi pazarlar herkese. Sağ olun. Tekrar evet, sizlerle olabilmek büyük bir mutluluk. Evet, büyük bir teşekkürler. Umarım zevk almaya her zaman gibi devam edersiniz. İnşallah. Evet, bol bol renkler dolu. Şimdi direkt buradan başladık. Siz onu alın sahibine. Şöyle katlı katlı petunyalar. Gerçi Haydar şunu abi da, yine Harun şunu da bir çıkartalım. Aa, o da gidiyor demek. Harun Bey de yardım ediyor, gidiyor. Gidiyorlar. Bakın ne kadar güzeller. Çok güzeller. Harun şunu şöyle bir yan alayım. Evet arkadaşlar, direkt böyle başlamış olduk. Bir de arada beni çek kardeşim. Çekiyorum. Haydar abi şimdi dikkat et, şeyler zarar görmesin. Evet, bol bol çiçek açsın inşallah gittiği yerlerde. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, böyle tepeden inme başlamış olduk. Ben aslında şöyle bir salıncak da var burada. Çok güzel tasarlamış burayı Haydar abi. Ve eşi Sevim Hanım da burada. Şöyle oturma alanları yapmışlar. Ve örtüleri, döşemeleri aynı desenlerde. Şöyle gelmiş biraz salıncak müşteriler var. Biraz şöyle salıncakta oturayım dedim ama Haydar abi dedi gidiyor, bak çek bunu. Hemen öyle direkt başlamış olduk. Evet, Harun Bey'i de aldım bu sefer yanıma. Beraber bakalım, o çekecektir beni de. Oh, çok güzel. Sera çiçeklerin içinde arkadaşlar, geliyorsunuz burada çay kahve de olabiliyor. Gerçi o önemli değil. Bizim için bu çiçeklerin kokusu her şeye değer. Bu renkleri, çiçekleri böyle yerinde görmek çok güzel. Evet. Evet. Özgürce çekeceğim arkadaşlar. Şimdi burada farklı sardunyalar var. Çok hani farklı özel tür sardunyalar. Onları görüntüleyeceğim ilk etapta. Sonra farklı renklere döneceğiz. Sallanırken de böyle görüneyim yani. Harun çekti beni ama şöyle. Ay, serin de çok güzel ya ortam. İnsanın kalkası gelmiyor. Evet, çiçekler gitti pencereden. Şöyle orkidelere bir bakalım. Ah, Wendy. Bakın sesim titriyor hemen. Neden titriyor? Bakın, Kalanşo Wendy açmış. Evet arkadaşlar, harikulade bir güzellik. Çok özel tür Kalanşo bu arkadaşlar. Sukulentimsi. Muhteşem bir güzellik. Şöyle görün. Evet, tekrar edelim. Kalanşo Wendy. Yalnız bunlar satılmış olmalı. Evet, hatırladım. Böyle saksılara dikmişti birkaç çiçek. Sonra gelip alacakmış bunu. Evet, sahibine hayırlı olsun diyelim. Bol çiçekli olsun. Orkideler var burada. Çok tatlı. Toz pembe ve sarı. Şöyle bakalım. Ve geçelim. Evet, şöyle kütük tasarımı var. Onu da şöyle küçük bir baktıktan sonra direkt sardunyalara geçeceğim şimdi arkadaşlar. Sonra diğer renkli görüntülere, çiçeklere yine göz gezdiririz muhakkak. Şöyle geriden aldım. Bakın döşemeler hep aynı. Şöyle çiçekli. Çok hoş yapmış Haydar abi. Hem serin, harika bir ortam olmuş. Harun Bey de geziyor. Evet arkadaşlar, daha önce buradan Sera'dan kaktüs sukulent bölümü burası. Buradan görüntüler almıştık. Hatırlayanlar bilir. Burada sardunyalar ama Wendy'leri ben yine burada da gördüm. Bakın, Kalanşo Wendy'ler burada da var. Böyle saksılar da herhalde arıza sunacaktır. Evet, özel tür sardunya deyince bakın, yıldız sardunya. Şöyle hem yaprağı yıldızımsı hem de çiçekleri pembe beyaz, rüya gibi. Şöyle bakın arkadaşlar. Yalnız bunları böyle almış ama bunları çoğaltacak diye biliyorum Haydar abi. Böyle satmıyor. Bunları çoğaltsın, evet. Harika. Bakın bu sardunya çok daha farklı. Çok hoş tomurcukları var. İsimlerini şimdi nasıl, şu Red Pandora. Evet, Red Pandora olarak geçiyor arkadaşlar.
Şöyle güzel, hani sardunya severler çok. Şöyle rahat rahat baksın diye hemen şey yapmıyorum, geçmiyor. Yalnız burada gözüme şu ilişti. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok hoş açmış kaktüs. Kaktüslere de göz atarız tabii ki yine. Ne demek? Bakar mısınız? Çok güzel. Evet, bunu da göstermiştim daha önce. Şöyle çiçekleri var, bakın. Bu da çok ilginç bir tür, bakar mısınız? İçi dolu. Evet, şimdi burada iki tane daha var ama bunlar şu anda açmadığı için bilmiyorum renklerini, ama bu çok güzel. Bundan bende var arkadaşlar. Şöyle renkleri batik desen gibi, çok hoş bir tür. Her bir buketinde tabii ki farklı desenler olabiliyor. Şöyle bakın. Sanki boya karıştırılmış. Hani kimi yere çok, kimi yere az. Harika. Burada bir tür var. Uçuk pembe ama koyu tonlarda da böyle sanki renk karışmış. Şu da tomurcuğu. Burada bir ceylan gözü var. Beri gülümsüyordu. Dedim hadi sana da bir kadraş tutayım. Ah, evet, sardunya severler. Bana da soruyorlar. Beyaz sardunya, sarı sardunya. Bakın, sarı çiçekli sardunya. Evet, sardunyada çok alışkın değiliz. Farklı olduğu için sardunya koleksiyoncuları bunu da ediniyor. Çok gösterişli değil oysa bence. Ama kötü çiçek olur mu? Yine çiçek ya, çok güzel yine görünüyor. Evet, burada var. Ben geçen videoda size gösterdim. Bu türden aldım. Çiçeği böyle yalın kat ama güzel kızıl. Ama yaprakları çok güzel arkadaşlar. Burada çıtı pıtı bir şeyler açmış kaktüsler. Onlara da şöyle göz gezdirelim arkadaşlar. Evet, bu alanda da var birkaç tane farklı. Bakın, şimdi bende bunun kırmızı çiçeklisi var. Görüyorsunuz, yaprakları variegata tür. Fakat koyu pembe olanı da böyle. Yine bir uçuk pembe ve yine o red pandora'nın tipinde tomurcuklar ama farklı bu. Bu daha fuşyamsı zannedersem. Şöyle gül sardunyanın bir türü, kızıl kırmızı. Farklı türler var. Açtığı zaman kendini gösteriyorlar muhakkak. Bu da sakız sardunya. Evet, farklı türler. Şöyle yapraklarından anlaşılıyor. Yine yaprağı farklı desenlerde bir tür. Burada türler devam ediyor arkadaşlar. Şöyle, şöyle bakın. Herhalde katlı türler. Yine variegata yaprak ve böyle. Şunlara da bir göz atıp dışarıdakileri göstereceğim size. Bu oldukça tartıyor arka tarafa. Şöyle katlı katlı ve şöyle pembemsi var arkadaşlar. Evet, bunun adı Pink Rambler diye geçiyor. Bununkisi ise Brocaceae Miranda. Şöyle kaktüslere şöyle yavaş yavaş bir bakıp geçelim. Evet, gelin teli gibi duruyor. Bakar mısınız? Bunu daha önce görüntülemiştim ama. Ay, şu da çok güzel. Arkadaşlar bakar mısınız çiçekleri? Çok hoş. Gövdesi bitki de çok güzel. Yığınla şu şekilde. Bir de şu ilginç bonsai arkadaşlar. Bunu öğrenemedim ne olduğunu. Şöyle biraz yakın bakın, yaprakları şöyle ve çiçekleri çok ilginç. Böyle bir tür. Haydar abi de çok meraklı, farklı türleri edinmeye çalışıyor. Gerekirse yurt dışından getirtiyor. Böyle farklı türler, sukulentler, kaktüsler. Şöyle çiçeklerine azıcık bakalım. Evet, bu aralar çok yoğun biliyorsunuz, baharla birlikte seralar coşuyor, çiçekler coşuyor, seralara herkes koşuyor, müşteriler çok oluyor, yoğunlar. Evet, Haydar abinin özel tür sukulent kaktüsleri, bakın yavrulamaya durmuşlar.
Yavaş yavaş gidiyorum. Evet, göz yoruyor hızlı gittiğimde. Onu anlıyorum, hak veriyorum. Kesinlikle kızmıyorum arkadaşlar. Eleştirilere açığım her zaman için. Olumsuz yorum olduğunda tabii ki bunu dikkate alıyorum. Kendimi düzeltmeye çalışıyorum. Haklısınız. Ben de seyrederken gözüm rahatsız oluyor. Bakın farklı. Bazı eleştiriler şöyle oluyor ama çok az oluyor arkadaşlar. Çok konuşuyorsunuz, fazla konuşuyorsunuz. Haklısınız. O da rahatsız edici olabilir. İnanın kızmıyorum. Fakat bahçen karışık, düzeltmek lazım falan denildiği zaman zaten anlatmaya çalışıyorum. Zaten fırsat oldukça sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Bahçemin karışık olmasının sebebi birçok türü tanımak istiyoruz. Farklı türleri edinmek istiyorum. Bahçeme alıyorum ve onların farklı istekleri olabiliyor. Hepsini de istediği alana koymaya çalışıyorum. Hani şu çiçekler şurada, şu çiçekler burada. Hani bir tasarım yapmam söz konusu değil. Yani benim videolarımı izlediğinizde bir tasarım görürüz diye bakıyorsanız yanılırsınız. Tabii ki bu konuda bana eleştiri geldiği zaman ben de böyle açıklamalar yapıyorum. Yani sizler de kırılmayın. Bakın buna biraz kaldım burada. Gelin teli gibi dediği Haydar abinin geçen bir videoda herhalde bu. Bakar mısınız nasıl çiçek açmış yıldız yıldız? Şöyle bakın. Şöyle alayım da. Şöyle ortaya koyayım. Daha net görülür diye düşünüyorum ama görülüyor mu? Yok, ben göremiyorum. Evet, bahçem için öyle bir açıklama yapmak istedim, yaptım. Geçen bir videoda evet karışık olarak da hani çiçekler böyle oradan buradan gelince hoşuma gitti. Bakın siz de o karışık diyen arkadaşlara hitaben hadi bakın nasıl fikrinizi almak isterim. İnsanın hoşuna gidiyor muhakkak. Karışık da olsa renk çiçek olduğu zaman. O yüzden ben öyle bir sordum. Yoksa kızdım anlamında asla değil. Dalga geçmek asla haddime olamaz arkadaşlar. Yani normalde bahçemde tabii ki karışık birçok çiçek. Her zaman söylüyorum, farklı türleri görmek istiyorum. Evet, elimden geldiğince yetiştirmeye çalışıyorum. Uygun ortamını bulmaya çalışıyorum bahçede. Dolayısıyla karışık görünebiliyor. Bunu normal karşılayın arkadaşlar. Evet, şimdi yine renklerin olduğu bölüme geldik. Burada Harun Bey'e vereyim telefonu. Böyle çeksin. Ben de çiçekleri size artık farklı olanları size daha yakın kadra tutarım. Evet, buradayız yine çiçeklerin içinde. Evet, burada katlı petunya var. Bundan aldım. Bahçemde var. Hatta astım, askıda duruyor. Katlı, çok tatlı. Bakın şu da çok hoş. Kenarı kontürlü. Şöyle yakın. Harun Bey güzel çeker. Ve şöyle Türkan Şoray gibi ben şimdi şımarırım. Bunlar 15 lira arkadaşlar böyle. Şöyle varikata lavanta türü var arkadaşlar. 25 lira. Burada şey var. Genelde çok aradığınız herhalde beyaz renkli şakayık. Ama rizomlu türü. Şöyle bakın ağaç şakayık değil. Rengi de bu. Gala var 100 lira. Buyurun, hoş geldiniz. Gazanyalar var. Sardunyalar Sağ olun. böyle. Şunu çektin mi? Çok güzel. 60 lira bunlar saksılar arkadaşlar. Evet, bahçeme de aldım. Gidemiz maalesef. Çok Sadece tatlı, ben çok hoş kokusu olan bir Ondan çiçek ki bitirmişim. bu. Yeni üretim Vanilya çiçekler çiçeği. yenilemişim. Bakın arkadaşlar, yaprakları koyu renkte. Saksılarda da duruyor. Kalıcı bir tür. Kışın biraz korumaya alıyoruz tabii ki. Yani çok aşırı donlarda zarar görebiliyor. Evet, 40 lira hasekiler. Bakın arkadaşlar, şimdi bazı arkadaşlar çok istiyor tabii ki. Bulunduğu bölgelerde her türü bulamıyorlar. Haydar abi de aslında kargo yapıyordu ama şöyle şikayetler oluyor, olumsuz dönüşler oluyor. O zaman kargo yapmaktan yılıyorlar arkadaşlar. Şimdi bakın bu böyle kırılabiliyor. Dolayısıyla çok sağlıklı gitmiyor. Sonrasında şikayetler oluyor. O yüzden
en güzeli, en yakın seraya gidip şey yapmak arkadaşlar. Bizzat kendiniz görüp böyle almanız. Hem gezersiniz, terapi olur. Mesela şu dal kırıldı. Rizomu sağlamsa bence yeterlidir aslında. Burada iki rengi var. Daha koyu bir renk var burada. Şöyle devam edelim. Sardunyalara. Yıldızlar, dalya. Şöyle arkaya da dön. Bak şu sardunyaları da görüntüleri. Harbi, görüntüleri. Bakın çok güzel renkleri var. Açıklı, koyulu tonlarda sardunyalar. Sakız sardunyalar. Bakın aranan türler bunlar. Bakın. Ben de çünkü açtığı zaman görüntülüyorum. Soruyorlar, bizde yok, hiçbir yerde bulamıyoruz. Oysa ben görüyorum her rengini, her türünü, hemen hemen her sarada olabiliyor. Artık var. Fesleğenler. Evet, Kenan Aydınel, hadi gezelim. O da seralardan görüntüler alıyor. Son dün bir videosunu izledim. Fesleğeni, bak salladım nasıl koktu. Fesleğenler balkonlarda durdu ama sinek gelmiyormuş. Ah nasıl koktu, nasıl? Evet. Karanfil deste gider, kokusu dosta gitsin arkadaşlar. Siz çiçek dostlarımıza kokusu gitsin. Rüyalarınızda hep çiçek görün inşallah. Bakın şunun rengi ne kadar güzel. Çok güzel. Evet, yine sakız sardunyalar. Yine karanfilin güzel bir rengi. Şöyle biraz seri olalım. Öf öf, kocaman bir kaktüs. Şuraya bakar mısın? Kleopatra gibi. Şöyle çiçeklenmiş. Ve yavruları var. Muhteşem bir güzellik. Ah Haydar abi. Haydar abi kaktüs ve sukulent konusunda zaten çok ilgili. Onun yanı sıra şimdi çiçeklere de ister istemez bulaştı. Burası rahmetli Nurten Hanım'ın, Seracı arkadaşımızındı. Sonrasında o vefat ettikten birkaç yıl sonra artık bir şeyler, sebepler dairesinde Haydar abiye nasip oldu. Kendisini çiçeklerin içinde serada buldu. Emekli uçak teknisyeni kendisi aslında arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız? Evet, bu da mandevilla denilen bir tür. Fakat biraz hassastır arkadaşlar. Çok aşırı donlarda korumak gerekiyor. Marmara bölgesinde aşırı don olduğunda korumak gerekiyor. Akdeniz, kıyı Ege'de gerek yok korumaya. Hemen şöyle geçelim. Evet arkadaşlar, bu güzellik gelin tacı. Veigela, Vangelia gibi bilimsel isimleri olan Harun Bey şöyle taç yapacak. Oldu mu? Güzel, güzel, çok güzel. Evet, gelin tacı. Harika bir güzellik. Arkadaşlar bu da aklınızda olsun. Dayanıklı bir tür. Kalıcı. Kışın yapraklarını döküyor. Normal düzen, yani ağaçlar gibi. Şöyle 3-4 ay çiçeklerini açabilir. Yani güneşi erken görürse daha erken açar. Duruma göre şey gösteriyor. Bakın Haydar abi, bunlar zannedersem satılıp kocaman saksılarda böyle beğenilen sukulentler bunlar. Şöyle Felicia var. Çok güzel. Ve mor mor da orada görülenler süs biberi. Bir Transilvanya ada çayı var orada. Şöyle bir bakın. Ada çayı türlerinden biri. Geçen videoda da izlediniz, Müjde Çiçekçilik'te de var, bazı seralarda görüyorum artık. Aslında çok beğendiğim bir tür arkadaşlar. Vangelia'nın, gelin tacının koyu renklisi. Kokusu yok, görsel olarak. Bazı çiçekler çok yoğun, güzel kokulu olur ama görseli güzel olmaz. Fakat bazılarının da kokusu olmaz. Hepsini bir insana vermezler yani. İyilerin hatırına öbür tarafları da bizler böyle tolere ederiz. Şimdi burada farklı sardunyalar var. Haydar abi satılık değil diyor. Niye öyle diyorsun Haydar abi? Satılık değil. Geçen ben aldım, 50 liraydı bunlar. Bakın Serada da gösterdim o türleri. Şöyle bakın, bu bendekinden biraz yaprağı daha farklı gibi sanki. Şöyle farklı. Bakın şöyle. Bundan da aldım ben. Yaprağı yalın kat, kırmızı. Bunlar açsa da açmasa da güzel bir görünüm sunduğu için istiyoruz. İşte bakın bendekinden. Bakın bendekinin yaprakları biraz daha sarı değil mi Harun? Hadi evet sanki, sanki evet. Daha şey ama işte benzer. Bunlar 40 benziyor. Lira. Bunlar 40 lira. Bu tarafta evet.
Ben yine hemen şeylik yapıyorum, şımarıklık. Bakın, çok seviyorum arkadaşlar. Ah, kokusu varmış. Kokusu yok dedim. Parfüm mü sıktılar acaba? Kokusu da varmış arkadaşlar. Çok fark etmemişim. Evet, harika bir güzellik. Bahçede şöyle bir mavi mavi yer dolduruyor. Diğer renkler arasında. Özellikle bakın pembelerle. Şu sakız sardunyanın güzelliğini görüyor musunuz? Harika bir güzellik. Bakın bu daha koyu. Muhteşem, muhteşem bunlar. Mahalle Hanım, bunlar niye sakız sardunya diyorlar? Sakızla ne alakası var? Sakız sardunya herhalde şöyle uzadıkları için sakız gibi zannedersem. Ben evet, öyle yorum yapıyorum. Anladım. Çünkü normal sardunyalar şöyle duruyor. Gördüğün gibi şöyle. Bakın normal. Şöyle koyayım. Bunlar işte sarkıyor böyle. Yaprakları daha böyle daha farklı, köşeli gibi. Şöyle yıldızımsı. Çiçekleri de daha gösterişli bence. Şöyle bakın, çok hoş. Haydar abi nerede? Bunların fiyatını sorayım. Oradakiler 60 liraydı. Haydar abi yoğun herhalde. Evet, amaralis. Güzel hatun çiçeği arkadaşlar. Benim bahçemdekiler de başladı açmaya ama bunlar kültürvari örneklerinden. Bunları genelde dışarıda olmuyor. Benimkiler bahçede, dışarıda. Daha doğal türler. Bunları çok şey yapıyorlar. Yani işlem yapıp farklı türlerini yapıyorlar. O şekilde. Amaranız güzel hatun çiçeği. Böyle burada daha atlaslar var ama açmamış. Bir kırmızı sandevilla var. Bakın, biri sandevilla, biri mandevilla oluyor ama hangisi sandevilla şimdi ayrımını yapamayacağım. İkisi de benzer tür. Bu da ilk aldığım çiçeklerden, kırmızı. Sanki dayanacak sanıp bahçe kapısının dibine dikmiştim. O kışın gitti. Evet, hassas çünkü. Evet, kamerayı ben aldım elime. Harun Bey'e teşekkür edelim. Biraz da. Evet, teşekkür ederim Harun Bey. Vazife. Aslında yalnız geliyordum. Sonra dedim Harun Bey gelir misin? Hem bir aktivite olur bizim için. İşte bu güzel bir gezi. Bir terapi. Güzel güzel çiçekleri görüyoruz ve ne gördük orada? Ah ah, klematis. Dedim Haydar abiye, klematis bulamıyor musun? Klematis. Yani bakın, getirin. Şöyle. Geçen bir çiçek sever yine beraber aynı zamanda geldik. Burada bahsettim. Hemen aldı götürdü. Bakın aslında fiyatı 300 lira. Ama şöyle baktığınızda çok oldukça büyük bir klematis. Yani bakın içinde yani en az 10 kök var. En az. Hani ayırıp dikseniz olur. Ama bu şekliyle çok güzel yer doldurur. Şimdi bunu bahçeye diktiğinizde çok daha güzel, gösterişli olur. Saksı da bu kadar oluyor. Özellikle klematisler kökleri çok sıcağa maruz kalmaması gerekiyor. O yüzden bahçeye diktiğinizde de etrafına farklı otsu türlerle gölge yapabilirsiniz. Bunun bir diğer adı da orman asması. Ak asma gibi isimleri var arkadaşlar. Dolayısıyla ormanlarda tabii ki kökleri nemli, hani alt toprak nemli, asidik toprak. Genellikle Karadeniz iklimi seviyor bu bitki. Ben şöyle diyorum, bir çizgi, yani en popüler sarmaşık Karadeniz için hangisi diye sorsanız ben klematis derim. Ha, çok yaygın görülür mü? Birçok insanımız bunu fark etmiyor bile. Biz de öyle. Geçen yazın ben Karasu'da, köyümüzde gördüm doğal olanı. Daha küçük çiçekli, morlu, bordolu renklerde beyaz olanı var. O şekilde yani Karadeniz ikliminin en güzel çiçeği budur diyorum. Diktiğinizde çok güzel size dönüşü olur. Bol bol çiçekli. Şu anda yeni yeni başladı arkadaşlar. Tomurcuk yapıyor. Kendi yerini bulduğu zaman çok daha güzel performans gösterir. Bauhaus'tan aldım ben. Daha uyguna olabiliyor. Tek kök ama arkadaşlar. Bu gördüğünüz, bahsettiğim gibi epey büyük. Evet, Karadeniz'in klematisi diyeyim. Akdeniz'in ise begonvili. Begonvil de bol çiçekli olduğu için çok seviyoruz onu. Çiçek dostlarımız begonvili çok seviyor. Ama Karadeniz ikliminde, hele de karasal iklimde çok zor arkadaşlar. Marmara bölgesi biraz daha elverişli bir yer.
olduğu için yine deniyoruz kışın koruyarak, ama kendi bölgesinde çok daha uzun süreli çiçek açıyor arkadaşlar. Begonvil kışın da çiçek açar aslında ama kendi bölgesinde. Bizim bölgemizde ne yapıyor? Dinlenmeye geçiyor kışın. Baharda çıkartıyoruz. Sonrasında toparlanıyor. Daha geç çiçeğe duruyor. Şu güzelliklere şöyle yakın kadraj tutayım. Sardunyaları gösteriyorum arkadaşlar. Harika renkler. Bakın sakız sardunyalar. Harikalar. Evet böyle. Yani her çiçek kendi bölgesinde en güzel performansı sergiliyor. Mümkün oldukça iklime uygun çiçekleri tercih edersek çok daha renkli bahçeler elde edebiliriz. Bakın kocaman 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 kocaman. Biraz daha güllere ve küpelilere de göz gezdirip şöyle yarım saate tamamlamayı düşünüyorum. Çok uzatmayı düşünmüyorum. Evet, sihirbaz gül de deniliyor. Türk gülü diye de denildiğini duymuştum. Çok güzel, iki renkli. Şöyle küpelilere göz gezdirip düştü hemen. Ay şöyle bakın, bunu geçen Instagram'da gösterdim. Bayıldım, bayıldım. Bakar mısınız? Renklere bakar mısınız? Renk geçişlerine. Yavru ağzı ile pembe arası. Harika. Harika arkadaşlar. Çok güzel. Bakın milyonlar çiçeği diyorlar. Petunia'nın bir türü aslında ama milyonlar çiçeği şöyle. Bakın sarkıcı olarak katlı petunia ve lobelia beyaz. Evet, lobelia mavisini çok seviyorum ama beyazı da harika görünüyor. Evet, bu sarkıcı da sakraç. Harika ya. Ah ah Haydar abi. Bu ne kadar güzel. Ah, petunyalar çok güzel sarkıyor. Evet arkadaşlar, ilk geldiğimde seralarda bunu görüyordum. Bakoba deniliyor arkadaşlar. Sarkıcı bir tür. Ama sonraki yıla kalmıyor diye biliyorum. Böyle bakın, içinde normal sardunya, petunya ve yerminesi. Bakuba Allah'ım, 70 lira. Ah ah, bir de küpeli. En güzel çiçekler. Harika. Çok güzel. Şunlar çıtı pıtı çok hoş olmuş. Hem iri çiçeklerle küçük çiçekler şöyle bir yerde harika durmuş arkadaşlar. Bunu kapak yapmalıyım, bakayım. Neyse, karar veririm sonra. Bunu bir şey hazırlamadı bir şey. Şöyle ortancalara da bir bakalım, göz atıp. Kardeşim, sen akşam dediğin benim. Şöyle sardunyalar. Şundan aldım yeni, çok güzel arkadaşlar. Yaprağı da çok güzel, iki renkli. O yüzden rengi de çok güzel. Geçen aldım, size göstermiştim videoda. Şöyle bakın. Da hep öldü, yenisi var mı? Evet, şöyle çıkışa doğru gidiyorum. Aslında girişten başlıyorduk her zaman. Şimdi direkt başladığımız için oturma alanından en son çıkışı bıraktık. Şöyle sarmaşık güller şöyle uzun olarak satılıyor arkadaşlar, anlaşılıyor. Rengi çok güzel, çok güzel. Şöyle dönelim yine sandevilla. Ah ah, kokuludur muhakkak, çok güzel. Harun Bey işaret ediyor. Bakar mısınız? Baston şekli yapmış. Ah ah. Evet arkadaşlar, bence bu çok güzel bir sarmaşık. 200 liraymış. Bütün çiçekleri bazı arkadaşlar fiyatları merak ediyor ama hepsinin ben fiyatına odaklanırsam çok vakit alır arkadaşlar. Genelde aşağı yukarı benzer fiyatlarda zaten her yerde. Yani nasıl alıyorlarsa belli oranda kar payı koyup muhakkak satışları yapılıyor. Evet, bu gülü çok sevdim. Pembe ve bordo karışık ve 150 lira. Şöyle saksısı bu arkadaşlar. Şöyle bakın. Ve begonvil çok güzel. Evet. Şöyle geriye çekildim. Yine sarmaşık kırmızı gül. Benim gülden. Ve yine güllerin, ah arkada bir tane gördüm.
mor mor. Şimdi buna bakın, bu da çok güzel. Arkadaşlar bundan aldım, bekliyorum bakalım açacak. Geçen yıl almıştım ben. Bundan açtığı zaman göreceğim. Şöyle bakın, çok güzel. Sihirbaz gül diyorlar. Ah şunu göstereceğim, bakar mısınız? Mor mor. Ah, açan, tamamıyla açan mor. Ama açarken şöyle oluyor. Bakın, bakın. Harika bir güzellik. Çok güzel. Arkadaşlar. Ah, mest oldum, mest. Evet, bakın bu da çok güzel. Çok. Ve sarı gül. Sarı gülün de özelliği başka. Ah, şuna bakın. Bu da çok güzel. Bakın böyle. Of, Türk gülü dedikleri bu mu yoksa? Çok güzel arkadaşlar. İçi kırmızı. Şöyle alt yaprak kısmı açık tonlarda. Evet. Farklı güller. Şöyle genel alalım. Artık videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Şu köşedekilere de bir göz atalım. Bakın baston gül. Şöyle dalı yukarıya doğru vurup aşağı kısımları buduyorlar. Böyle baston tarzı, üstten buket şeklinde gül açıyor. Küçük güller, sandalyeler orada. Evet, böyle zabıtalar da içeride çiçek mi bakıyorlar? Arada şöyle. Evet, bisiklet saksı üzerinde bu Lampranthus veya Delos Perma. İsmini çok netleştiremedim ama buz çiçeği gillerden. Harika açmış. Bahçemde var. Ama böyle bir saksı da tamamıyla sağlıklı bir şekilde güneşi görüyor ya. Harika görünüyor. Çok güzel. Uzun sürede çiçek açıyor bu. Çiçekli kalıyor. Evet. Güllerin içinden canan. Koşarak koşarak gel bana gel. Bütün çiçeklere böyle muhabbetlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet sevgili dostlar, ben bu güzelle veda edeyim dedim. Bu harika güzellik ile. Evet, umarım memnun olmuşsunuzdur. İçiniz huzur duymuştur muhakkak bu güzel renklerle. Sonraki videolarda başka güzelliklerle tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla, çiçeklerle kalın. Allah'a emanet olun.